Selam herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda Boğa burcunda güneş tutulmasından bahsedeceğiz. 30 Nisan'da yaşanacak olan bir güneş tutulması var Boğa burcunda. Etkilerini konuşacağız. Burçlara etkilerini konuşacağız. Dünyaya etkilerini konuşacağız. Ülkemize etkilerini konuşacağız. Kendimize etkilerini konuşacağız. Konuşacağız ve konuşacağız. Gerçi ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Esasında iyi haberlerim var. Keyifli bir video, güzel bir video. Size böyle hoş, güzel haberler vereceğim. Ama bununla beraber hemen şunu da belirtmek istiyorum. 4 tane çok özel bir eğitimim başlıyor. Özellikle Nisan'ın son haftası çok özel bir gökyüzü olayı söz konusu olacak. Ve bu gökyüzü olayında kendinize çok hayatınızı değiştirecek eğitimler hediye edebilirsiniz. Bu eğitimler neler? Bir, ilk önce hocam Oğuzhan Ceyhan'la beraber 3-6-9 biyoenerji tekniği diye bir sistem oluşturduk. Esasında var olan biyoenerji sistemine bir takım ezoterik bilgileri ve farklı bilgileri ekleyerek şifa alanınızı genişlettirecek ve bununla beraber birçok konuda kendi hayatınızda kullanabileceğiniz bir biyoenerjiyi geliştirdik. Amerika'yı yeniden keşfetmedik ama biyoenerjinin üstüne bir takım bilgileri kullanarak ve koyarak farklı bir sistemi sizlere hediye ediyoruz. 30 Nisan günü online yapılacak olan bu eğitimi aşağıdaki numaradan bilgi alabilirsiniz ve altta hemen bir link var. O linke tıklayarak kolaylıkla eğitimle ilgili bilgi alabilirsiniz. Eğer sihirli kartların sihirli dünyası yani tarot kartlarıyla siz de yorum yapıp sevdiklerinizin ve kendi hayatınıza katkı sağlamak istiyorsanız yine Nisan'ın son haftası çok özel bir tarot eğitimine başlıyorum. Hadi gelin hep beraber tarot oynayalım. Şimdi çok uzun zamandır benimle bir takım eğitim, yani benden eğitim almak isteyen birçok hanımdan ve takipçimden mesajlar alıyorum. İşte eğitim, eğitim, eğitim tamamladım. Sizler için de bir eğitim açıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle astroloji bilgisine ihtiyacınız olmadan 4 derslik özel bir sınıf açıyorum. Burada neleri konuşacağız? Doğal taşların şifasını, sayı sekansları, frekanslar çok önemlidir. Hangi frekans hayatımızda hangi işe yarar? Bereketsizlik, bunu nasıl aşabiliriz? Bununla beraber birçok konunun yer aldığı 4 derslik bir eğitime siz de katılabilirsiniz. Bu bilgiler sizin hayatınızda çok önemli yer tutacak. Özellikle gökyüzünün sert olduğu dönemlerde kazadan beladan korunacak bir takım korumalar, bununla beraber hayatınızı dönüştürecek çok önemli bilgiler eşliğinde çok özel bir ders. Biyoenerji, tarot ve hadi gelin hep beraber hayatınıza katkı olacak müthiş bilgilerle dolu eğitime merhaba diyelim. Tüm eğitimler için bilgiyi aşağıdaki numaradan kolaylıkla alabileceğinizi bir kere daha ifade ediyorum. Tabii ki bununla beraber 5. baskıda olan Akışta Kal adlı kitabım 2022 yılında bizlere neler bekliyor, burç yorumları gibi birçok konuyu veriyor. Bununla beraber boğa burcu tutulması, boyun bölgesiyle ilgili birçok sorunları hayatımıza getirecek. Özellikle geçen sene 19 Kasım'da boyun fıtığı ile ilgili ve 16 Mayıs'ta olacak olan yine tutulmayla beraber boyun fıtıkları ile ilgili çok ciddi problemler ortaya çıkacak. Alın size hizmet. Pilates Hikayem adlı kitapta sevgili Büşra Alpay'ın yazdığı bu kitapta ne var biliyor musun? Evde birkaç hareketle egzersiz yaparak kendi hayatınıza katkı sağlayabileceğiniz pratik bilgiler var. Bu kitapların hepsini Trendyol'dan ve tabii ki Google'a yazdığınızda nereden alabileceğinizi kolaylıkla bulabileceğinizi buradan ifade etmek istiyorum. Bilgi her zaman hayat kurtarır. Bunu da hemen söyleyeyim. Bununla beraber evet Boğa burcunda güneş tutulması gerçekten çok uzun zamandır hepimizin beklediği belki de gökyüzünün en güzel olaylarından birine 30 Nisan günü ne yapacağız? Tutulacağız. Güzellikler var.
Niye güzellikler var? Paranın ve aşkın gezegeni Venüs, Jüpiter'le kavuşumda olacak. Plüto'dan da oradan bir destek alacak. Aman ya Rabbi. Hayatımızda çok önemli değişimler söz konusu olacak ki az sonra burçlara olacak olan etkilerinde de konuşacağız. Hangi burçların hayatında kadersel değişimler olacak? Hangi burçların hayatında çok önemli değişimler olacak? Bunların hepsini fazlasıyla ama fazlasıyla konuşacağız sevgili dostlar. Bununla beraber gerçekten bu güneş tutulması hepimizin hayatında bir ferahlamaya ve rahatlamaya neden olacak ki özellikle iki tane burç var. İkisinin de hayatında çok önemli değişim, kadersel değişimler söz konusu olacağını buradan bir kere daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki bununla beraber sevgili dostlar, hadi gelin güneş tutulmasının burçları olacak. Özür dilerim. Etkilerine şöyle bir göz atın. Sürpriz güzelliklere hazır olun. Onu söyleyeyim. 2022 yılının ilk tutulması, güneş tutulması Boğa burcunda yaşanacak ve 30 Nisan günü yaşanacak olan tutulmadan yükselen burç olarak Yay burcu yükseliyor olacak. Biraz daha enerjimiz çok daha güzel olacak. Bunu da hemen söyleyeyim. Ve bununla beraber karmik bedellerin ödeneceği zorlamalarla yani karmik zorlanmalarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir tutulma enerjisi. Yani ne ekiyorsak onu bileceğiz. Başarı, zafer, yenilgi, başarısızlık. İyilik ve kötülük enerjileri son derece yüksek. Uranüsyen bir tutulma yaşayacağız. Hayatımızda olumlu ani değişimlerle karşı karşıya kalacağız. Hayatımızda olumlu gelişmelere hazır olun. Bu arada 1 Mayıs'ta Anahtar adlı kitabım çok özel bir kitap piyasaya çıkıyor. Gerçekten çok seveceksiniz. Onu da ileriki zamanlarda sizlere tanıtırım. Özellikle bu tutulmada balık, boğa, akrep, yengeç, oğlak ve başak burçlarına mükemmel bir şans gelecek ama özellikle balık burcu bu anlamda inanılmaz derecede ama inanılmaz derecede hayatında büyük değişimlerin olacağını özellikle balık burcunun son 5 gününde doğanlar yani 20, 19, 18, 17, 16 Mart'ta doğanlar için inanılmaz ama inanılmaz güzellikler söz konusu olacak. Onu da söyleyeyim. İletişim kalitemizde son derece değişimler söz konusu olacak. Esasında bu tutulma bize yeni bilgiler, yeni bilgileri keşfetme, yeni eğitimlerle hayatımıza değişim sağlamamızı söylüyor. Esasında yeni bilgileri keşfetmemizi ve yeni bilgilerle beraber hayatımızda ilerlememizi söylüyor. Biraz dedikodulardan, boş laflardan ve gereksiz sohbetlerden lütfen uzak durun. Bu enerjiyi çok daha olumlu ve güzel bir şekilde eğer kullanırsanız hayatınızda önemli katkılarınız olur. Biliyorsunuz ki boş laflar, yani gevezelik, bununla beraber dedikodu hayat enerjinizden çalan en pis enerjilerden biridir. Evinize, ailenize muhakkak ve muhakkak önem verin. Bu arada çocukların eğitim hayatlarıyla ilgili değişimler, yeni yöntemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Aşka önem verenlerin kaza çıkacağı bir tutulma, onu da hemen söyleyeyim. Biraz esasında 2-2,5 yıllık süreçte hayatımızda çok fazla hüzün, çok fazla endişe, çok fazla korku, çok fazla panik oldu. Malum durumlardan dolayı ki zaten bu tutulmayla beraber korona dediğimiz o baş belasında ciddi iyileşmelerin söz konusu olacağını söyleyebilirim. Ta ki 2019'un son günlerinde 2020'ye gir 2010 diyorum. 2020'nin son günlerinde 2021'e girerken bu günleri işaret etmiştim hatırlarsanız birçok videomda. Emel Özur'la yaptığım videoda, sevgili Nur Viral'le beraber yaptığım videoda ve gerekse yayınlarımda ve verdiğim röportajlarda hep bu günlere işaret etmiştim ve korona ile ilgili çok ciddi iyileşmelerin bununla beraber yeni ilaçların bulunabileceğini, yeni tedavi şekillerinin bulabileceğini sizlere hep söyledim. Eğer verilere baktığınızda artık gerçekten bu söylenenlerin ciddi boyutta yaşanıyor olduğunu göreceksiniz. Astrolojinin gücü bu.
Onu da hemen buradan belirteyim. Artık iyileşme ve şifa zamanının olduğunu da sizlere belirtmek istiyorum. İlahi sevgi, ilahi bilgi, ilham, sanatsal yeteneklerin fazlasıyla ortaya çıkacağı bir dönem. Ne kadar güzel. İçimizde var olan tüm olumlu enerjileri, bize katkı sağlayacak tüm güzellikleri keşfetme zamanı. Bunu da yaşayalım. Biraz karmik zorlanmaların, karmik ateşlerin dağıtılacağı tutulma etkisi. Burada sürprizlere hazır olun diyorum. Valla eğer ektiğin tohumdan herhangi bir şüphen yoksa alacağın hasattan da şüphen yoktur. O yüzden kim ne ektiyse gani gani toplasın diyorum. Burada da söyleyebilecek bir şey yok. Bununla beraber tabii ki az evvel saydığım o burçların hayatında inanılmaz değişimler, inanılmaz sürprizler, mutluluk verecek olaylar söz konusu olacak. Çoğu insan uzun zamandır beklediği araca kavuşabilecek belki de. Ve buraya tabii ki seçme hakkımızın olduğu birçok olaylar söz konusu. Seçimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi seçtiğimize çok önem vermemiz gerekiyor. Onu da hemen söyleyeyim. Ve bununla beraber şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Omurga hastalıkları, kan damar hastalıkları, sinir sistemi ile ilgili ağrılara lütfen dikkat edin. Eğer bu konularda da hayatınızda bir takım problemler söz konusu olursa doktorunuza başvurmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Aşkın gücü, şansın gücü bu tutulmada inanılmaz büyük. Büyük şans ile küçük şans gezegeni yani Jüpiter ile Venüs birlikte. O yüzden muhteşem ve muhteşem bir döngü bizleri bekliyor. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Hangi burçların kaderi değişecek? Tabii ki tutulmaya birebir ama birebir olan Akrep ve Boğa burçları için kadersel bir döngü, kadersel bir değişim Akrep ve Boğa burçlarını ama özellikle Boğa burçlarını fazlasıyla bekliyor. Bu ne demek? Evlilik, ayrılık, yeni iş yani hayatınızda önemli derecede iz bırakacak olaylar söz konusu olacak. Bazılarınız eşinizden ayrılacak, bazılarınız evlenecek. Bazılarınız belki de Allah korusun hep sağlıklı ödüllensin Rabbim ama dedim ya kadersel ve hayatınızda iz bırakan olaylar. Hangi boğa ve akrep burçları biliyor musunuz? Özellikle ayın 25'i ile 5'i arasında doğan akrep burçları ve boğa burçları için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu da hemen sizlere belirtmek istiyorum. Hayatlarında değişim ve hareketlilik fazlasıyla söz konusu olacak. Bu tutulmada hangi burçlar çok fazlasıyla dikkat etmeli? Onu da hemen söyleyeyim. Koç, terazi, ikizler, yay, aslan, kova burçları en önemli mesaj. Yani şu, koç burçlarına, terazi burçlarına, ikizler burçlarına, yay burçlarına, aslan ve kova burçlarına en önemli mesaj. Aklını kullan, aklını kullanırken doğru hareket et, dengesizliklerden uzak dur, iletişim kaliteni yeniden yapılandır, iletişim kurmayı doğru öğren diyor. Hileden, yalandan, boşboğazlıktan, dedikodudan, işine yaramayacak her türlü bilgiden uzak durma zamanı. Parasal konularda dönem dönem sorunlarla karşı karşıya gelmemiz söz konusu olabilecek, ani gelişebilecek aşklar, beklenmeyen gevelikler, aileden gelebilecek maddi yardımlar, seyahatlerle karşı karşıya kalabiliriz. Sanatsal yeteneklerin ortaya çıkmasıyla beraber sanatçıların üretim kapasitesinde inanılmaz derecede bir artış söz konusu olacak. Depresyondan lütfen uzak durun ve bunu da söyleyeyim. 30 yıl, 30, onu da söyleyeyim. Yani genel havası bu. Tabii ki bununla beraber bu tutulmanın dünyaya olabilecek etkileri son derece önemli. En çok etkilenecek bölgeler Güneybatı,
Güney, Güneybatı, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Antarktika. Bu tutulmanın dünyaya getireceği etkiler hayvanlar arasında salgın hastalıklar, bu hastalıklar hızla gelişen hastalıklar olabilir. Hayvanlardan sağlanan ürünlerde bereketsizlik ki biliyorsunuz şu an gündemde et ve et ürünleri fazlasıyla et ve et ürünleri ile ilgili fazlasıyla bir kıtlık ve sorun yaşanıyor ki bu tutulmayla beraber bu fazlasıyla artacaktır. Hayvanlar arasındaki bu hastalıklar özellikle büyük baş küçük baş hayvanlarda söz konusu olabilecektir. Şiddetli depremler, yanardağ faaliyeti, trafik kazalarında artış, kadınlarda beklenmeyen hastalıklar gündeme gelebilir. Özellikle az evvel saydığım ülkelerle ilgili konularda bölgelerde çok daha bu olaylar fazlasıyla ne yapılacaktır hissedilebilecektir sevgili dostlarım. Dedim ya tutulmalar çok önemli kadersel olaylardır. Tutulmalardan korkmalı mıyız? Hayır, korkmamalıyız. Tutulmalar bizim hayatımıza çok önemli olayları getiriyor. Şunu da unutmamak lazım. Bir tutulmayla ana rahimine düştün, bir tutulmayla bu dünyadan göçüp gideceksin. Hayat bu kadar. Önemli olan gerçekten ölümün de hayırlısı olması. Hayırlı ölümler nasip eylesin Rabbim, ne eylerse eylesin. Onu söylemek isterim. Tabii ki bu arada Boğa burcunun ülkemizde olacak Boğa tutulmasının ülkemizde olabilecek etkileri meclisle ilgili konular, belediyeler, ülke yönetiminde yer alan ikinci yöneticiler ve büyük spor kulüpleriyle ilgili olaylar gündeme gelebilir ki burada özellikle seçimle ilgili konular fazlasıyla gündeme gelebileceği gibi acaba Kasım ayında bir seçim söz konusu olabilir mi? Buraya bir çentik atalım. Çünkü ne olursa olsun bunu ta 2019'dan beri söylüyorum. Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi bekliyorum sevgili dostlar. Bununla beraber tabii ki ülke yönetiminde yer alan ikinci yöneticiler yani bakanlar onlar o tip insanlardan ciddi değişimler bunlarla ilgili ciddi olaylar söz konusu olabilecek ve büyük spor kulüpleriyle de ilgili olaylar gündeme gelecektir. Başkanlarının değişmesi, buralardaki skandallar söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. İşçi ve işverenlerle ilgili konularda olaylar fazlasıyla konuşacak. İnşallah bu konular işçi ve işçi hakları ile ilgili hakların alınabilir olması. Tabii ki böyle bir şey öngörmüyorum. Çünkü gidişat buna bakıldığında ekonomik anlamda biraz sorunlar ve problemler söz konusu olabileceğini zaten astrolojik verilerle takip edebiliyoruz. Zaten bu tutulma son derece önemli bir tutulma. Ülke başkanını ilgilendiren, ülkemizin yöneticisini ilgilendiren olaylar da burada söz konusu olacaktır. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin son derece dikkatli olması gerekiyor. Hayvanlardan gelebilecek sorunlar ve sıkıntılar fazlasıyla dikkat çekebilir. Ülke medyasında haber farklılıkları fazlasıyla gözle görülür bir şekilde olabilir. Daha milliyetçi, daha vatansever, fanatizm içeren haberler gündeme gelebilir. Sanat ve sanatçılarla ilgili konularda başarılar bekliyorum. Hem de uluslararası başarılar bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela uzun zamandır koronadan beri eğlence yerleri ve eğlence merkezleri ile ilgili konularda sorunlar var biliyorsunuz. Gece 12'den sonra müziğin çalınması ve müzik yapılması yasak ve bu durumdan müzisyenler ve sevgili müzik yapan mekanlarla ilgili ciddi problemler var. Bu tutulma etkisiyle beraber biraz daha bu konulara eğilebilir devlet büyüklerimiz. Ticari anlamda güzel haberler gelebilir. Ticari hayatı rahatlatacak güzel kararlarla karşı karşıya kalabiliriz inşallah. Tabii ki bu arada ekonomik kararlarla ilgili tabii ki birilerinin yani bizim halk, çünkü halkın biraz mutlu olması söz konusu olmayacak. Çünkü yeni zamlar almış başını gidiyor olacak. Ve tabii ki burada en önemli şey medya ve iletişim yani medya kuruluşları.
medya, sosyal medya, bu tip medya ile ilgili olan konularda bir takım baskılar, değişimler, para cezaları gündeme gelebilir. Aynı zamanda şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben Akışta Kalan bir kitabımda zaten bu konuştuğum şeyleri sizlere ta ne zaman Kasım ayında çıkarttım bu kitapta söylemiştim. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Bununla beraber biraz böyle hani geçmiş Osmanlı ile ilgili konularda söylemler fazlasıyla olabilir. Uçak kazaları, yer sarsıntıları çok ciddi şekilde yaşanabilir. Hava yoluyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Kontrolsüz insan enerjileri lütfen dikkat. Çocuk tacizleri, cinayetleri artabilir. Tıp alanında özellikle cerrahlarla ilgili olumlu gündemler ülkemizi mutlu edecek. İktidar partisinin güç kazanacağı bir tutulma ile karşı karşıya olduğumuzu söylemekte isterim sevgili dostlar. Siyasi arena fazlasıyla ama fazlasıyla ısınıyor. Bunu da söyleyeyim. Siyaset arenasında dengeler veya dengeleri değiştirmek için bir takım adımlar muhakkak ama muhakkak atılacaktır. Dedim ya, acaba Kasım ayı yani onu da söyleyeyim. Şimdi hangi burçların kaderi değişiyor? Bunu az evvel sizlere zaten söylemiştim. Ne demiştim? Dedim ki özellikle boğa ve akrep burçlarının çok ciddi bir kadersel değişimi söz konusu olacak. Ama burada balık burçlarını da özellikle bekleyen çok önemli. Özellikle yine söylüyorum. 20 Mart, 21 Mart'ı da alabiliriz. Ama hani güneş döngü simidi tekrar ki 21 Mart koç değil. 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 21 Mart balık da olabilir. Ya 21 Mart, 20 Mart, 19, 18, 17, 16, 15 Mart'a kadar ki olan süreçte doğan balık burçları. Bununla beraber 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Çin'de doğan boğa burçları, yengeç burçları, başak burçları, akrep burçları, oğlak burçları, akrep burçları bunların da hayatında çok önemli, güzel ama güzel, büyük bir şans geliyor. Onu söyleyeyim. Çok ciddi bir şans geliyor. Hayatınızda çok büyük değişim söz konusu oluyor ki bir balık olarak ben inanılmaz mutlu, huzurlu ve keyifliyim. Ne güzel. Bize bu tutulmanın hediyesi nedir? Bu tutulmanın bütün olumlu, bütün pozitif, bütün hediyelerini alan hızıyla alabilmemiz için neler mümkün? Ben ve astrolog Vedat Deley'im. Tekrar edin. Ben ve astrolog Vedat Deley'im. Boğa burcunda yaşanacak güneş tutulmasında bütün olumlu, pozitif, bütün hediyelerini alan hızıyla alabilmemiz için neler mümkün? Evren, çalış, çalış, çalış. Tüm sihrini göster bize. Biliyorsunuz Akses varsa bayılan bir astrolog olarak sizlere de bunu fazlasıyla yaptırıyorum. Şimdi sırada ne var sevgili dostlar? Ha, şunu da hemen belirtmek istiyorum. Şöyle bir yapayım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bu burç yorumları hem Mayıs ayı burç yorumları hem de tutulmanın hayatımıza etki edeceği konularla ilgili bir video. Yani bir taşla iki tuş vur, iki tuş ne kız? Bir taşla iki kuş vurdunuz ama sizler asla kuşları vurmuyorsunuz, kuşları besliyorsunuz, hayvanları zulüm etmiyorsunuz. Okey top, okey kabul. Şimdi geldik hem Mayıs ayı burç yorumlarına hem de neye? Tutulmanın etkilerine. Şimdi bir kere Koç burcu tutulma yani Koç burçlarının parasal hayatında ciddi ve olumlu bir şekilde değişimler söz konusu olacak. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ciddi ve güzel bir şekilde parasal anlamda koçların hayatında değişim söz konusu olacak. Bu ay gündeminizde parasal akışınız olacak. Gelişmeler ve olaylar, yeni kazançlar hayatınızda olumlu bir şekilde etki edecek. Biraz tabii ki sinirlerinize hakim olmakta fazlasıyla ama fazlasıyla yarar var. Biraz bu hafta yani
Bu ay ve önümüzdeki süreçte koç burçlarının biraz daha gözlemci, biraz daha dikkatli, biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakması gerekiyor. Ne bu? Esasında hayatınızda kim iyi kim kötü bu dengeyi bulacaksınız. Her şeyin farkına varabileceğin bir süreç seni bekliyor. Özellikle Ekim ayı sonrası kazançlarında çok ciddi bir artış söz konusu olacak. Bu artışlar tabii ki seni mutlu edecektir. Bununla beraber 9 Mayıs itibariyle trafikte çok özenli ve dikkatli olmanız gerekiyor. İletişim sorunlarından dolayı yaşayacağın sorunlar, yolculuklarda yaşanabilecek sorunlar, aksiliklere çok fazla sene dikkat etmek gerekiyor. Kardeşlerinizle yakın akrabalarınızla ilişkilerinizde problemler söz konusu olabilir. Aman dikkat ediyorum ve tabii ki inanılmaz büyük bir size neyim var, müjdem var. Belki de bu videonun içindeki en büyük müjde sana. Evet, yanlış duymadın. Sana sevgili koçlar, 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter burcuna geçiyor ve 12 yıllık şans kapına geliyor. Bu kadar net. 22 Mayıs sonrası harcamaların da son derece dikkat etmen gerekiyor. İstenmeyen harcamalar söz konusu olabilir. 22 Mayıs'tan sonra mesela alacaklarının peşine düşmen son derece iyi olur. Ama yeni yatırımlardan da biraz kendini geriye çek. Tamam mı? 22 Mayıs sonrası sinirlerinize de hakim olmanız gerekiyor. 11 Mayıs hayatında gerçekten artık yeni bir evre, yeni bir dönem söz konusu. Bunu sonuna kadar kullan. Çok ciddi bir sürece geçiyorsun. İleriki videolarda muhakkak ve muhakkak bunları konuşuruz. Videoya beğeni yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Sevgili tabii ki koçlar. Geldik kime? Sırada kim var? Tabii ki bu tutulmanın inanılmaz derecede etkisi altında olacak ve artık hayatlarında çok ciddi bir değişim söz konusu olacak. Boğa burçlarına geldik. Onu da hemen söyleyeyim. Yani eğer sen 25 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında doğan bir boğa burcuysan senin hayatında özellikle ama özellikle çok ciddi bir değişim söz konusu olacak. 29-31 Mayıs doğumlular son derece çok daha fazlasıyla hayatlarında büyük bir kadersel dönüşüme sebebiyet verecek. Ama burada yine söylüyorum. Olumlu. Olumlu. Tamam mı? Yani bu tutulma zorlayıcı bir tutulma değil. Bu tutulma hayatınızı gerçekten çok uzun zamandır sevindirici olmayan olayların neticesinde konuşamıyorum. Farklı güzellikler getirecek. Onu da söylüyorum. Ne güzel. Ve yeni oluşumlar, yeni konular, sağlıksal konulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Her türlü kötülük ve negatif olaylardan korunma altında olduğunu söylemek isterim sana. Gizli ilişkilerden uzak dur. Gizli bir el sana yardımda bulunacak. Bunun farkına var. Hiç ummadığın, hiç beklemediğin yerden gelecek olan bir yardım hayatında inanılmaz derecede güzel olacak ya. Allah'ım güzel olacak. İyi olacak. 9 Mayıs sonrası parasal konularda beklemede kalman, acele etmemen senin işine yarayacaktır. Beklenmedik masraflar evet çıkacak. Ama siz dikkatli olacaksınız. 22 Mayıs'tan özellikle Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Yani Merkür esasında İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 22 Mayıs'ta geriliğe benim tatlı minnoş şeker mi şeker Boğa burçlarıma gelecek. Orada işte bir takım iletişim sorunları yaşayabilirsin. Hayatında aksaklıklar, problemler, projelerle, imzalarla ilgili aksaklıklar ve tabii ki trafikte lütfen çok dikkatli olmak gerekiyor. Sakin kalmanız gerekiyor.
Özellikle parasal konuda yanlış kararlar vermemek gerekiyor. Ve tabii ki şunu da hemen söyleyeyim. Elektrik, elektronik aletlerinizle ilgili bir takım masraflar gündeme gelebilir. Burada da lütfen ama lütfen daha bilinçli hareket etmenize fayda olacaktır. 25 Mayıs'a kadar arkadaş ve sosyal çevrenizle ilgili, yani arkadaşınla, sosyal çevrende bulunan insanlarla tartışmalardan uzak durman gerekiyor. Kendini biraz geri çekmek. Zaten hayatında böyle bir karmaşa da olabilir. Hayatında bir hareketlilik de olabilir. Burada ne yapman gerekiyor? Daha tatlı, daha minnoş, daha sakin. Bırak kendinle ilgilen. Yani kendinle ilgilen. Tamam mı tatlım benim? Bak, uyarıları ciddiye alıyoruz. Geldik kime? Tabii ki gele gele geldik sevgili ikizler burcu. Şimdi ikizlerin burcu için esasında biraz tehlike çanlarının çalmaya başladığı bir dönem. Çünkü ikizlerin hayatında hiçbir şey gizli kalmayacak. Aa, ya kalmayacak. O yüzden sırlarınızla ilgili olan konularda çok dikkatli olun. Sırlarınızı birileriyle paylaşmayın. Sırlarınızı birileriyle paylaştıysanız o paylaştığınız kişilerle bence girmeyin birbirine. Ve bununla beraber başkasının sırlarıyla ilgili ağzını burnunu tut. Ya tut. Yoksa çok ciddi problemler yaşayabilirsin ki Mayıs ayı senin için son derece çok kritik bir dönem. Niye? Çünkü 9 Mayıs'ta 22 Mayıs tarihleri arasında Merkür iletişim gezegeni senin burcunda gerilemeye başlayacak. Bu ne demek? Hayatında çok ciddi aksaklıklara ve problemlere bir kere hazırlıklı ol. Ve şunu da unutma. Bu Merkür gerilemesini sen geçen sene 2021'de de yaşadın. 2020'ye baktığınızda Mayıs, Haziran, Temmuz'da bir Venüs gerilemesiyle beraber yaşadın. Esasında 2020, 2021, 2020, 2021 esasında bu yaşadığın olaylarla ilgili bir takım konular gündeme gelecek. Bak, 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında yaşadıklarını bence bir kenara not et. Kimlerle problem yaşadın, hangi olaylarla yaşadın? Çünkü Kasım sonrası hayatında çok ciddi bir karmaşa ve hayatında çok ciddi sorunlara merhaba diyeceğin bir dönem. Sen eğer şimdi bu Merkür retrosuyla beraber bir şeylerin farkına varıp önlemlerini alırsan süper. Yok, almıyorum. Hadi lan oradan dersen veled dalin amin. Yani Kasım, Aralık, Ocak veled dalin amin. Yapabilecek bir şey yok. Tamam mı? Ve özellikle 9-11 Mayıs çeneni tutmayı bil. Bil yani. Bil. Ve evliliklerin, ortak ilişkilerin, ortak iş yaptığın kişilerle ilgili ciddi sorunlar, ciddi problemler ortaya çıkabilir. Yani şunu söyleyeyim. Kariyer hayatınla ilgili evet bir takım olumluluklar ve şans senden yana olacak. Onda bir sorun yok. Çünkü orada bir Jüpiter bu tutulmayla beraber seni koruma altına alıyor. Ama burada eğer evli ve ortak iş yapıyorsan bunun için bir şey söyleyemeyeceğim sana. Bu kadar net. Ve bununla beraber 2021, bak 29 Mayıs, 24 Haziran tarihleri arasında yaşadığın konuların benzerleri gündeme gelecek. Anladın mı? Ama ne var? Esasında 11 Mayıs'tan sonra da senin hayatında güzel bir süreç olacak. Çünkü Dost Burç, Koç Burcu'nun Jüpiter oraya geliyor. Biraz çabayla hayatında çok önemli bir şanslı bir döneme girdiğini de buradan belirtmek isterim sana. Hadi yine iyisin. Bunu da söyleyeyim. 25 Mayıs sonrası hırsızlık olaylarına dikkat etmeni öneririm. Sağlıksal konulara çok fazla dikkat etmeni öneririm sana. Tabii ki bu 25 Mayıs'ı şöyle bir
not al. Bununla beraber 25 Mayıs'a kadar kariyer hayatını etkileyecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. Sakinliğini korumanda fayda var. Sosyal çevren aracılığıyla ilgili gelebilecek maddi kazançları değerlendir. Ben sana şunu söyleyeyim. Mayıs ayında atacağın her adımı 1.000 kere düşün, bir kere adım at. Yani 1.000 düşün, 1.000 düşün, bir hareket et. Bu kadar. Yani en kritik burçlardan birisin ama yine söylüyorum. 11 Mayıs sonrası da şanslısın. Ya geldik kime? Yengeçlere. Severiz yengeçleri. Değil mi? Yengeçler de beni sever. Yani. Şimdi bir kere bu tutulma yengeç burçlarına yarayan bir tutulma. Gerek Venüs ve Jüpiter'den aldığı destek. Gerekse tutulmadan aldığı destek hayatınızda sürprizler, güzellikler, beklenmedik yerlerden gelecek hediyeler. Aman aman aman. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Sosyal hayat, arkadaş çevren. Hep buralarda aktif olmanı öneririm sana. Buradan gelecek şanslar, buradan gelecek kısmetler, buradan gelebilecek bir takım hediyeler, güzel zaman geçirmelerin söz konusu olacak. Arkadaş hayatında bir değişim söz konusu olabilir. Yani yeni arkadaşlıklar ve giden arkadaşlıklar. Onu söyleyeyim. Esasında yani dileklerinin peşinden, arzularının peşinden koş. Bunları gerçekleştirmemen için hiçbir şekilde önünde bir engel yok. Bunu buradan söylemek isterim. Maddi kazançlarla karşı karşıya geleceksin. Parasal anlamda hayatında güzel kazançlar söz konusu olacak. 11 Mayıs sonrası kariyer hayatında olumlu gelişmeler fazlasıyla seni mutlu edecek, fazlasıyla yüzünü güldürecek. Sadece 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında hırsızlara karşı biraz dikkat etmek gerekiyor. Kardeşlerinle ilgili konularda yaşayacağın problemler ortaya çıkabilir. Trafikte dikkat etmen gerekiyor. Bununla beraber lütfen projelerin konusunda biraz daha özen. Anlatma kimseye. İyi niyetlisindir sen. Bu iyi niyetin biraz bu anlamda başına iş açabilir. Depresyon. Buradan da uzak durmak gerekiyor. Boğaz bölgenizle ilgili sağlıksal konular, boyun bölgenizle ilgili sağlıksal konulara lütfen dikkat edin ki bu kitapta boyun fıtığı, boyunla ilgili boynu rahatlatacak bir sürü egzersiz hareketleri de var. Onu da hemen söyleyeyim. Ve bununla beraber 22 Mayıs sonrası uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla bir araya gelebilir, karşılaşabilir ve görüşmeler yapabilirsiniz. Bu tutulma yengeç burçlarının hayatında güzel gelişimlere söz konusu olacak. Bunu lütfen iyi değerlendirmek gerekiyor. Ki önümüzdeki süreçlerdeki tutulmalara şöyle bir göz attığınızda biraz daha hareketli, biraz daha yanınızı yapmak için uğraşabilecek, oluşabilecek tutulmalar olabilir. Ama bu boğa ve akrep burcunda yaşanacak olan tutulmalar seni destekliyor. Yani önemli bir gaz, önemli bir ne alıyorsun? Yol alacaksın. Bunu değerlendirmen son derece ama son derece güzel olacaktır. Ve burada özellikle yurt dışı ile ilgili iş yapan sevgili yengeçler, yurt dışı ile ilgili olan konularda fırsatlar sizin ayağınıza gelecek. Mesela yeni eğitimler söz konusu gelecek. Bu eğitimleri muhakkak almanızda son derece yarar var. Bilgi hayat kurtarır kardeşim. Bu kadar net söylüyorum. Bilginin olduğu yerde maddi ve manevi anlamda bereket her zaman vardır. Çünkü bu yüzyılda artık bilgiyle para kazanıyorsun. Bilginin getirdiği sana artılarla para kazanıyorsun. Bunda hemen sevgili yengeç burçlarına ne yapmam gerekiyor, anlatmam gerekiyor. Vallahi sağlam çalıştım bak bu videoda sizlere. Sevgili neye geldim? Aslanlar. Son derece aslanlar için de önemli bir tutulma. Onu hemen vurgulamak isterim. Niye aslanlar için önemli bir tutulma? Çünkü bir dakika şöyle bir aslanlar çok ciddiğinizin farkındayım. Hayatınızda çok ciddi sorunlar ve problemlerin de olduğunun
Gerçekten farkındayım ama kariyer hayatınızla ilgili artık çok ciddi bir süreç ve kariyer hayatınızla da ilgili gelecek olan maddi kazançlar hayatınızda bir rahatlamaya neden olacak. Uzun zamandır yaşadığınız parasal kariyer hayatınızla ilgili sorunları artık çözme zamanı. Esasında aile desteğini de buradan alacaksınız. Uzun süredir maddi anlamda yaşanan bu karmaşayı bu tutulma enerjisiyle beraber iyileştirebileceğinizi de söyleyebilirim. Anladın mı? İş hayatında, sağlık hayatında önemli değişimler. Yani uzun zamandır sorun yaşayan sevgili neyler, aslanlar hayatınızda olumlu gelişmelere, olumlu gelişmeler söz konusu tabii ki olacak. Ama bununla beraber bu gelişmeleri de iyi değerlendirmek lazım. Tabii zorlanacağınız kısım da var. Bu tutulmadan negatif olarak da etkileniyorsunuz. Ama iyi haberlerim de var ya. Valla biraz böyle hani negatifi bir kenara bırakıp biraz iyi haberlerden konuşmak söz konusu olacak. Evet zorlanacaksın. Belki burada sağlığına önem vermen gerekiyor. Bunu da söyleyeyim ama hayatında da güzel gelişimlerin ve olumlu gelişmelerin de olacağını buradan sana bildirmek istiyorum. İstediğim de yani yapabileceğim bir şey yok. Bu baktığınızda aslanlar, kovalar ve akrepler, evet bu tutulmanın belki de en hareketli, en problemli burçları olabilir. Ama burada iyi de konuşalım. Ortak iş yapan aslanlar ve evliliği ile ilgili olan konularda da uyarımı yapmak istiyorum. Aile biraz karışabilir. Ve esasında biraz harekete geçme konusunda zorlansan da gelecek olan destekleri çok iyi değerlendirmen lazım. Akıllı adımlar, akıllı yatırımlar, akıllı stratejiler geliştirmen gerekiyor. Bununla beraber yurt dışından yine gelebilecek bir takım kazançlar olabilir. Sağ konular sizin için, aslanlar için son derece önemli. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalar, ona göre beslenmeyi de ihmal etmeyin. 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Arkadaş ilişkilerinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 22 Mayıs sonrası kariyer hayatınızla ilgili alacağınız kararlarda dikkat olması gerekiyor. 15-20 Mayıs tarihleri arasında sezgilerinize güvenin. Parasal konuda kandırılmalara dikkat edin. Verdiğim tarihlerde kendinizi sağlıksız ortamlardan lütfen koruyun. Ama şu var, 11 Mayıs sonrası, 11 Mayıs sonrası sevgili dostlar, özellikle Mayıs ayı içinde Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle beraber merak etme, hayatında inanılmaz bir rahatlama söz konusu olacak. Bak, yani hani aslında burada kız bütün burçlara müjde veriyorum bak. Boğalara verdim, akreplere verdim, yengeçlere verdim, oğlaklara verdim, başaklara verdim, balıklara verdim. Ama zaten Jüpiter ondan sonra Jüpiter'in Koç'a geçmesiyle beraber diğer burçlara da verdim. Verdim gitti kardeşim. Kime ne? Ya böyle. O yüzden sevgili aslanlar verdiğim tarihlerde dikkat ediyoruz. Tamam mı? Dikkat, dikkat. Geldik kime? Tabii ki sevgili Başak burçlarına geldik. Hayatımın herhalde en uzun videosunu yaptım. Vallahi. Ben biliyorsunuz değil mi? Lırırıp söylerim. Herhalde hayatımın en uzun videosuna imza attım. Ben şok. Şok. Olsun. Helal olsun size. Helal mi? Helal. Ona göre. Şimdi sevgili başaklar, aşk geliyor, evlilik geliyor. Bak önemli. Evlilik, yani birçok başak evlilik kararı alabilir. Ya ne güzel, hayırlı uğurlu olsun. Ve bununla beraber tabii ki yurt dışı seyahatleriniz artabilir. Özellikle bak Başak Burçları'nın üniversite hazırlanan grupları, üniversite hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Üniversite sınavları konusunda en başarılı,
En şanslı burç mesela bak Başak burçları, onu da söyleyeyim. Hukuksal konular önemli. Buraya çok dikkat etmek lazım. Hukuksal konularda başınızı belaya çevirecek adımlara dikkat etmek gerekiyor ve hukuksal konularda yaşadığınız sorunlar, konular, olaylarla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Özellikle eşiniz ve ortaklarınızla ilgili yaşadığınız hukuksal sorunlar eğer varsa bunlarla da uzlaşabileceğiniz bir dönem olduğunu söyleyeyim. Yeni ortaklıklarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama tabii bu tip işlerde bir tık dikkatli olmakta fayda var. 15-20 Mayıs tarihlerinde saydığım konularla ilgili adımlar atarken bir tık dikkatli oluyorsunuz. 2 Mayıs tarihinden itibaren parayla ilgili konularda şans başaklardan yana, bu şans 11 Mayıs sonrası daha da fazlasıyla katlanacak. 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında yapacağınız her türlü sözleşme, anlaşma, bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Bir takım aksilikler, sorunlar, ciddi problemler ortaya çıkabilir. Aksaklıklara ben hiç sinirlenmeyin, hiç kızmayın. Onu da söyleyeyim. Ne varsa hayrınıza. Kariyer hayatınızda etkileyecek aksiliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer ticaret yapıyorsanız da ticari hayata lütfen ama lütfen dikkat edin. 25 Mayıs sonrası her türlü hukuki işlemlerden kaçının ki sorun olmasın. Dalgınlıklara karşı da lütfen ama lütfen son derece dikkatli olun. Bu tutulma sizin hayatınızda evet olumlu bir takım etkiler getirecektir. Sizin hayatınızda olumlu güzellikleri getirecektir. Ama dikkatli olmamız gereken sorunları da videonun içinde sizlere saydım. Son derece önemli. Geldik sevgili terazilere. Tabii ki sevgili teraziler, özellikle sizin de hayatınızda ciddi anlamda bir ne olacak? Parasal konularla ilgili ve iş hayatınızla ilgili gelişmeler ve buradan gelecek olan kazançlar, bu anlamda hayatınızda olacak iyileşmeler, sağlıksal konularda da iyileşmeler ciddi bir anlamda olumlu haberlerle olabilir. Parasal konular, maddi konular fazlasıyla terazilerin hayatında ön planda olacak. Gelecek ve gidecek dengesini iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Parasal konularla ilgili çözülmesi gereken konular bu ay ve bundan sonraki süreçte çözülebilir. Miras, kredi, eşinizin gelirlerinden gelebilecek maddi kaynaklar yüzünüzü güldürebilir. 2 Mayıs sonrası ilişkilerinize lütfen dikkatli olun. Çatışmalardan ve kavgalardan uzak durun. Uzak durun ki gerçekten hani olumsuz taraflarını hayatınızdan atabilelim. 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında yolculuk yapacaksınız. Yolculuklarda yaşanacak sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Burada tabii biraz dilinize, sözlerinize son derece önem ve özen göstermeniz gerektiğini de altını çiziyorum. Hukuksal konular oluşturabilecek olaylardan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. 24 Mayıs'a kadar iş hayatınızda çatışmalardan, iş hayatınızdaki kişilerle kavgalardan son derece uzak durun. Bak tarih veriyorum yani. Bu tarihlerde didişmeyin. Kavga etme. Tamam mı? 15-20 Mayıs tarihlerinde iş hayatınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda ekstra dikkatli olun. Ve 22 Mayıs sonrası parasal konularla ilgili lütfen ama lütfen adımlarınızı atarken burada çok daha dikkatli bir adım atmanız gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum. Ben Vedat Delek olarak. Ya, geldik. Tabii ki çok önemli. Bu tutulmanın en çok etki alacak ve kadersel anlamda hayatında büyük değişimler olacak akrep burçları. Nasılsınız? Ha? İyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır hayatınızda. Tabii ki özellikle sene başından beri Jüpiter'in burcunun dost burcu balık burcunda olmasından dolayı esasında hayatınızda da iyileşmeler söz konusu olmadı değil. Yok olmadı diyenin ağzına kürekle vururum valla. Nasıl olmadı ya? İmkanı yok. Oldu sen farkına varmadan.
Oldu, sen değerlendirin. Orada yapabileceğin bir şey yok yani. Jüpiter'de ağzını burnuna ağzını sokup yap değilim yani. Değilim. Ve kadersel anlamda değişim söz konusu olacak. Ve 16 Mayıs günü karşıt burcunda 16 Mayıs günü esasında burcunda bir ay tutulması yaşayacak. Ve sen tabii ki bir kadersel döngüdesin ama şimdiki konumuz senin karşıt burcun. Kim? Boğa burcunda olan güneş tutulması. O biraz iyi bak. Biraz iyi. Güzel hediyeler gelecek sana. Bu ay eşiniz, ortaklarınızla ilgili konular ön planda olacak. Ailenden alacağınız destekler seni son derece mutlu edecektir. Hatta birçok akrebin hayatında evlilikle ilgili, ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelecek. Üzgünüm. Bazı akrepler eşleriyle ilgili olan konularda ayrılık yaşayabilirler. Ama bazı akreplerde yeni bir evlilik hayatına merhaba diye olabilirler. Aşk hayatı, yani eşin yok, hiçbir şeyin yok diyelim. Aşk hayatında da çok ciddi iyileşmeler söz konusu olacak. Aşık olabileceksin. Umarım evliysen aşık olmazsın. Evliliğini bozmazsın. Böyle bir tehlike altındasın. Çok da korkutmak veya seni tedirgin etmek istemiyorum ama uyarılarımı da dikkate almanı son derece yeğliyorum. Şans oyunlarınızda ufak ufak şansınızı denemenizde tavsiye var. İş hayatından elde edeceğiniz gelirler, parasal konular, parasal iyileşmeler kapında. 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında parasal konularda lütfen dikkatli ol. Harcamalarına dikkat et. Borç isteyenden kaç. Eğer bir yerlerden alacağın varsa 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihlerinde ne yap biliyor musun? Kapılarını çal. İste. Alırsın. Ve bununla beraber sağlık son derece önemli. Cinsel enerjim biraz fazlasıyla hiç artık iyi yok. Ay yukarı çıkacak. Çocuğu olan akrep burçları atışmalardan uzak durun. Aşk hayatınızda sakin kavgalardan uzak durmanızı öneririm. Yeni bir aşk hayatına dediğim gibi merhaba diyebilirsin. 25 Mayıs sonrası eşiniz ve ortak iş yaptığınız kişilerle ilgili problemler yaşayabilirsin. Ki karşıt burcun boğa burcuna geçecek olan bir Merkür retrosu seni burada yine iletişim anlamında ve ticari hayatta bir takım zorlamalara neden olabilir. Akıl tutulması yaşayacaksın. Ama lütfen bu akıl tutulmasında biraz daha dikkat etmek lazım. Özellikle ortaklıklarla ilgili olan konularda problemler yaşayabileceğin gibi eşinle anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Uyarıyorum. Bu uyarıları dikkate al. Hayatını ona göre iyileştir. Astroloji niye var? Astroloji hayatımızı iyileştirmek ve hayatımıza güzel enerjileri katkı sağlayacak şekilde yapmak için var. Tabii ki sırada kim var? Benim de yükselen burcum Yay burcu var. Bayılıyoruz Yay burçlarına. Ölüyoruz Yay burçlarına. Değil mi? Çok seviyoruz. Yaz kız videonun altında en sevdiğim burç kim diye. Yaz. Kendi burcun haricinde. Kendi burcun haricinde en çok sevdiğin burç hangi burç? Yaz. Hashtag koy. Yaz. Koy. Yaz. Hashtag ne biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz. Evet. Şimdi Yay burçlarının hayatında iş hayatları ile ilgili konularda olaylar gündeme gelecek, sağlıksal konular gündeme gelecek. Bununla beraber ailesel konularda gelecek olan paralar, mirasla ilgili olan şanslar, ev alma olayları söz konusu olabilecek, ev almak için şans kapınıza gelecek. Ay 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 sayıyorum. Mesela günlük rutin işlerde bir telaş söz konusu olacak yayların hayatında. Yine iş hayatları ile ilgili bir takım sorunlar da gündeme gelebilir, olumluluklar da gündeme gelebilir. Umarım iş arayan bütün yaylar iş bulur. İş hayatında da sorun yaşayan yayların hayatında, iş hayatında düzelmeler söz konusu olabilir. Tabii ki burada ikizler burcunda yaşanacak olan bir Merkür retrosu senin fazlasıyla zorlanmana neden olacak. Sen de tıpkı akrepler gibi ne yapacaksın? 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında ortaklıklarına dikkat edeceksin. Eşinle iletişimine çok fazla dikkat edeceksin ki
2020 yılından beri özellikle sevgili yayların evlilik hayatıyla ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Yani boşanma evresine geldiniz, boşanmaktan döndünüz. İşte yine bu böyle bir evrenin sizlere merhaba diyeceği bir evre ve burada yine söylüyorum, yaşayacağınız problemleri not alın. Kasım sonrası. Bu yaşanan sorunları eğer bertaraf etmezseniz, çözüm odaklı olmazsanız çok fazlasıyla sorun ve problem yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Yani özellikle 9 Mayıs, 11 Mayıs daha çok iyi dikkatli olman gerekiyor. Çünkü kritik, çeneni tut. Herhangi bir işe başlama. 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında da saydığım konularda çok fazlasıyla daha akıllı hareket etmen gerekiyor. 22 Mayıs sonrası iş hayatına ve sağlığına son derece önem vermen gerekiyor. Bak mesela burada yay burçları, özellikle yükselen yay burçları kendi hayatlarında bir evcil hayvana sahip olabilir. Eğer evcil hayvanınız varsa lütfen evcil hayvanlarınızla iyi ilgilenin. Onlarla ilgili sorunlar ve problemler söz konusu olabilir. 15-20 Mayıs tarihinde su basması, su ile ilgili yaşanabilecek sorunlar konusunda dikkatli olduğunuz takdirde iyi var. Tabii ki burada gazlardan yani zehirlenme olasılığınız yüksek. Lütfen sevgili yaylar bu verdiğim tarihlerde de farkındalığınızı artırarak hareket ederseniz çok daha iyi olacak sizler için. Geldik kime? Sevgili oğlaklar, aşk kapında. Evlat sahibi, çocuk sahibi olmak isteyen oğlaklar için hem Mayıs ayı hem de Mayıs'tan sonraki süreçte bu enerji fazlasıyla yüksek. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler sizleri mutlu edecektir. 2 Mayıs sonrası ailenizden gelecek maddi yardımlar, kazançlar yüzünüzü güldürecektir. Tabii ki bu arada yaşadığınız mekanla ilgili, evlerle ilgili aynı masraflardan kaçının ki 9 Mayıs 20 2 Mayıs tarihleri arasında iş hayatınızda bir takım aksamalar, sorunlar, problemler, özellikle iletişimsizlik ve yanlış anlaşılmalardan dolayı ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Lütfen burada siz de projelerinize son derece önem verin. Burada sözlerinize son derece dikkat edin. Bu dönemde yarım kalmış işleri bitirmeye, yeni işlerle ilgili başlangıçlar yapmaktan kendinizi alıkoyarsanız bu olumsuz gökyüzü olayını bir tık daha ne yaparsınız? Kendiniz için daha iyi korumuş olursunuz. Bu arada evraklarınızda sözleşmelerinize dikkat edeceksiniz. 25 Mayıs sonrası sevgiliden gelebilecek bir haber seni son derece şaşırtabilir, mutlu edebilir. Yavrum, bit pazarının nur yağmaz. Onu bil. Ve tabii ki çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili, çocuklarınızla ilgili kurduğunuz iletişimlere lütfen ama lütfen dikkat edin. Zorlandınız, esasında zorlandınız size yarayan bir tutulmadan bahsediyoruz sevgili oğlaklar. Özellikle Jüpiter ve Venüs'ün iki şanslı gezegenin size yaptığı etki son derece önemli. Bununla beraber tutulma enerjisinin verdiği enerji son derece önemli. Lütfen bu dönemi, bu süreci hayatınızda çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi isterim. Çünkü oğlakların hayatında iyileşmelere neden olabilecek önemli bir gökyüzü olayını yaşadığımızı buradan sizlere belirtmek istiyorum. Geldik kime? Sevgili Kovalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Kovalar, yani aile ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ev alımı, satımı, yaşadığınız mekanla ilgili bir takım olaylar gündeme gelebilir. Ev sahibi kiraya fazlasıyla zam yapabilir. Yani ev değişikliği, evle ilgili mekan değişikliği, evle ilgili tadilat, hayalindeki evi almak. Bunlar söz konusu olabilir. Tabii ki alacağın parasal yardımlar, destekler seni son derece mutlu edecek. Bu ay harcamaların artabilir. Temkinli olmayı bilmek zorundasın. Eğer bir çocuğun varsa 9 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasında biraz daha onları anlayışlı, anlayabilecek şekilde davranmanız gerekiyor. Eğitim hayatı ile ilgili bir takım sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Sen bir anne baba olarak
Ya bu konularda baskı yapamazsın. Yapmaman gerekiyor. Sanki sen okuldayken annenle babanla hep her zaman takdir getirdin. Ha biraz evet ben getirdim diyebilirim. Olabilir o sensin. Şimdi getirmiyor olabilir. Bir takım sorunlar da yaşıyor olabilir. Sen nasıl ki bir takım sorunlar ve problemler yaşıyorsan psikolojik anlamda onların da yaşadığını unutmaman gerekiyor. Bu arada Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle beraber hayatında ciddi bir rahatlama da söz konusu olacak. 22 Mayıs sonrası evinizle ilgili konularda masraflar artabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Ama rahatlayacağın bir ayda seni bekliyor. Dost burcun Koç'taki o Jüpiter'e geçiş süreci sana yarayacak. Biliyorum çok fazlasıyla hayatında aksaklıklar ve sorunlar oldu. Önemli değil. Hepsinin üstesinden gelebileceğini sana buradan müjdeliyorum efendim şimdi herkes ayağa kalksın. Kalk 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 kalk. Kalk. Dünyanın en saygın, dünyanın en tatlı, dünyanın en minnoş, dünyanın en şeker, dünyanın en ballı, en kaymaklı, en şekerli burcu balık burcunda sıra. İlk defa izleyenler manyak diyecektir. Önemli değil. Normal olanın burada ne işi var? Değil mi? Sevgili balıklar. Şimdi 2022 yılının gerçekten size yarayan en önemli gökyüzü olayına hazır olun. Bu tutulma size yarayan bir tutulma. Biraz hayatınızda evet sinir ve stres olabilir. Umurumda değil. Ama hayatınıza bir gaz gelecek. Yani hayatınıza bir enerji gelecek. Bu enerjiyi kullanabileceğiniz maddi olarak bir rahatlama söz konusu olacak. Maddi ve aşk anlamında balıkların hayatında çok önemli bir dönem başlıyor. Tekrar edeyim. Efendim 21 Mart. 21 Mart'ta balıklarda olabilir. 20 Mart, 19, 17, 18, 16, 15. Doğumlu balıklar! Allahu Ekber! Yok böyle bir haber. Yani hayatınızda büyük bir değişim, hayatınızda güzellik, hayatınızda olumluluk. Ağzımdan ballar damlıyor ya Rabbi. Ona göre. Hadi gelin. Etkilerine daha fazla bir göz atalım. Senin için çünkü iyi haberler veriyorum. Şimdi bir kere bol bol gezeceğin bir süreç. Eğitim hayatın fazlasıyla bu anlamda aktif olacak. Gezeceksin. Kardeşlerle ilgili, yakın akrabalarla ilgili, ticari hayatınla ilgili olaylar söz konusu olacak. Belki de yılın en şanslı burçlarından birisin ama bir güzellik gelecek, bir çekicilik gelecek, bir cazibe gelecek. Double bir şans geliyor balıklar. Onu söyleyeyim. Ama bu ay az konuşacaksın, çok dinleyeceksin. Aklını iyi kullanacaksın. Kardeş, yakın akraba ilişkilerine ilgili olaylar gündeme gelecek. Sakarlıklarına, sinirlerine hakim olacaksın. 9-22 Mayıs tarihleri arasında evinizle ilgili masraflar ortaya çıkabilir. Ailenizin ve evinizin içinde çatışmalardan uzak durmanız gerekiyor. 11 Mayıs sonrası parasal konularda artık kazancınız inanılmaz derecede bir iyileşmeye söz konusu olacak. Artış söz konusu olacak. Onu söyleyeyim. 25 Mayıs sonrası araç alımı satımından lütfen uzak durun. Trafik kazalarına karşı dikkatli olun. Biraz kardeşlerle ilgili sorunlar, olaylar gündeme gelecektir. Ve tabii ki 15 Mayıs, 20 Mayıs tarihleri arasında tüm konularda dikkatli olmakta ve sorunlardan uzak durmakta yarar var. Ama yine tekrar ediyorum. Güzel bir süreç başlıyor. Bu tutulma son derece yararlı. Yani bizim işimize yarayacak olan bir tutulma. Bu tutulmanın bütün olumlu, bütün güzel hediyelerini alanınızıyla alabilmeniz için neler mümkün? Bunu da söyleyeyim. Hayatımın en uzun videosunu yaptım yemin ederim. Yani böyle. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı
Ve tabii ki beğenmeyi unutmayın. Şunu da hemen vurgusunu yapmak istiyorum. 4 tane eğitim, biri Oğuzhan Ceyhan, 369 Nikola Tesla, biyoenerji tekniği. Bu eğitimi kaçırmayın. Hayatınızda bereketsizlik, hayatınızda bilinçaltı temizliği, biyoenerji de yapacaksınız. Mekan temizliği, bereket topları, güzellik topları, çekicilik topları, aşk topları, sükunet topları, aklınıza gelebilecek ne varsa bu biyoenerji eğitiminde hemen bu numaradan veya alttaki linkten bizimle iletişime geçin. Hemen ardından bir tarot eğitimi başlıyor ve siz astroloji ve astroloji bilmeyen dostlara 4 dersli çok özel bir eğitim yapıyorum. Sayı sekansları, frekanslar, korunmalar, doğal taşlar ve evrensel bilgilerle dolu muhteşem bir eğitim. Hadi gelin hep beraber bilgiyle hem hayatımıza hem de başkalarına katkı olalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye.